Biraz Fazlası 1. Bölüm Köprünün kalasları üzerinde nal sesleri duyulmaya başladığında Yurga başını bile kaldırmadı. Kısa bir çığlık attı, güçlükle tutunduğu tekerleği bırakıp olabildiğince hızla arabanın altına girdi. Yüzü koyun yere uzandı. Arabanın altına yapışmış olan çamur ve gübre karışımı sert tabakayı sırtıyla kazırken kesik kesik soluk alıyor, korkuyla titriyordu. At, arabaya ağır ağır yaklaşıyordu şimdi. Hayvanın yosunlarla kaplı çürümüş kalaslara nallarını yavaşça koyduğunu gördü Yurga. ''Çık oradan.'' dedi görmediği süvari. Dişleri birbirine vurmaya başlayan Yurga başını omuzlarının arasına gömdü. At burnundan soluyup ayaklarını sertçe yere vurdu. ''Sakin ol Roach.'' dedi suvari. Yurga atlının hayvanın boynunu okşadığını duydu. Çık oradan ahbap. Sana zarar vermeyeceğim. Tacir yabancının sözüne zerre kadar inanmadı. Bu seste hem dinlendiren hem de merak uyandıran bir tını vardı. Oysa tonu açısından hoş bir ses sayılmazdı. Yurga onlarca tanrıya alçak sesle yakarıp başını arabanın altından dikkatle uzattı. Süvarinin alnında deri bir bantla topladığı süt gibi bembeyaz saçları vardı. Siyah yün pelerini kestane kızılı kısrağın sağısına kadar inmişti. Süvari yurgaya bakmadı. Eyerin üzerinden uzanmış, dingiline kadar köprünün kırılmış kalasları arasında sıkışmış olan araba tekerleğini inceliyordu. Sonra ansızın başını kaldırdı, taciri süzdü ve ifadesiz bir yüzle uçurumun iki yanındaki çalılıkları incelemeye koyuldu. Yurga güçlükle arabanın altından çıktı. Gözünü kırpıştırdı. Ayasıyla burnunu silerken tekerlek dingilinin yağını bütün yüzüne yaydı. Süvari bakışlarını üzerinden çekmiyordu. Gözleri koyu renkti, kısıktı. Mızrak ucu kadar keskindi. İnsanın içine işliyordu. Birlikte çıkaramayız onu oradan, dedi sonunda yabancı. Kalasların arasına gömülmüş tekerleği göstererek. Arabayı tek başına mı sürüyordun? Üç kişiydik, diye inledi Yurga. Uşaklarla yolculuk yapıyorduk efendim. Ama kaçtılar, puşt dölleri. Hiç şaşırmadım, dedi yabancı. Köprünün altına, uçurumun dibine doğru bakarken. Hiç şaşırmadım onlara bence sen de öyle yapmalıydın geç bile kalmışsın yurga başını yabancının baktığı noktaya çevirmedi taşların üzerine saçılmış kurumuş derenin dibini sarmış ısırganların arasından uzanan kafaları kaburgaları kaval kemiklerini görmek istemiyordu kapkara göz çukurlarına birbirine geçmiş dişlere kırılmış kemiklere bir kez daha bakarsa İçindeki her şeyin çökmesinden, çaresizliğine karşın beslediği son cesaret kırıntısının uçup gitmesinden korkuyordu. Arabacının ve uşağının bir saat önce yaptıkları gibi boğuk çığlıklar atarak yol boyunca koşup gitmekten korkuyordu. Ne bekliyorsun?" diye usulca sordu süvari ve atının yönünü çevirdi. "Havanın kararmasını mı? O zaman geç kalmış olursun." Gün batar batmaz gelip seni alırlar. Belki daha önce. Hadi kalk. Atlardan birine atlayıp peşime düş. İkimiz de çekip gidelim buradan. Hem de bir an önce. Ya araba ne olacak efendim? Diye ağlamaklı sordu Yurga. Sesinin korkudan mı, çaresizlikten mi, yoksa öfkeden mi titrediğini kendi de bilmiyordu. Yamallarım, koca bir yıllık emeğim, Öleyim daha iyi. Onları burada ortada bırakamam. Sanırım sen hala nereye düştüğünün bilincinde değilsin ahbap. Dedi yabancı sakin bir sesle ve elini uzatıp köprünün altındaki korkunç mezarlığı gösterdi. Arabanı bırakıp gitmek istemiyorsun öyle mi? Ben de diyorum ki karanlık çöker çökmez değil şu araban seni Kral Desmond'ın hazinesi bile kurtaramaz. Lanet olsun. Hangi akla uyup da yolunu bu uçurum üzerinden kısaltmaya kalktın? Savaştan beri buralara nelerin yuvalandığını bilmiyor musun? Yurga bilmediğini anlatmak için başını iki yana salladı. Bilmiyorsun. Yabancı başını salladı. Ama dipte nelerin olduğunu gördün değil mi? Zaten görmemek olanaksız. Bunlar yolu buradan kısaltmaya çalışanlar. Bir de kalkmış arabanı ortada bırakamayacağını söylüyorsun. Arabana ne yükledin ki? Yurga yanıt vermedi. Yabancıya kuşkuyla bakarken iplik ya da eski paçavralar yanıtları arasından seçim yapmaya çalıştı. Ama süvari yanıt almakta ısrarcı değil gibiydi. Gemini ağzında geveleyip başını iki yana sallayan kısrağını sakinleştirmeye çalışıyordu. ''Efendim'' dedi tacir sonunda bana yardım edin. Kurtarın beni. Size ömrüm boyunca minnettar kalırım. Bırakmayın beni. Ne isterseniz veririm size. Ne isterseniz. Kurtarın beni efendim. Yabancı iki eliyle eğerin kayışına yaslanıp başını tacire doğru hızla çevirdi. Ne dedin sen? Yurga ağzı açık öylece kalmıştı. Ne istersem verecek misin? Tekrarla hadi. Yurga sertçe yutkundu. Ağzını kapadı ve içine tükürecek sakalı olmadığına üzüldü. Tuhaf yabancının ondan nasıl bir ödül isteyeceğine dair beyninin içinde olasılıklar uçuşup duruyordu şimdi. Aklına gelenlerin çoğu ki bunların arasında genç karısı delin dayı yabancının haftada bir gün altına alma hakkı hatta uçurumun dibindeki beyazlaşmış iskeletlerden biri olma olasılığı da vardı arabasına yitirme düşüncesinden korkunç değildi. Tacir alışkın olduğu için yıldırım hızıyla hesap yaptı. Süvari, savaştan sonra yolları istila etmiş olan hergele, serseri ve çapulcu takımına benzemese de, önüne çıkanın derisini yüzmekten zevk alan, kendini beğenmiş bir soylu, kont ya da şövalye de olamazdı. Yurga ona 20 altınlık değer biçti. Ancak ticaret kanına işlediği için bir fiyat dile getirmekten kaçındı. Bu yüzden ömrü boyunca minnettar kalmakla ilgili bir şey mırıldanmakla yetindi. Bir soru sordum diye sakin bir sesle anımsattı yabancı tacir sustuktan sonra. Ne istersem verecek misin dedim. Yurga'nın başka seçeneği kalmamıştı. Ağzına biriken tükürüğü yuttu. Önüne eğdiği başını salladı beklentisinin aksine yabancı haince gülümsemedi. Hatta pazarlıkta eriştiği zafere sevinmiş bile görünmedi. Eğerin üstünde yana doğru dönüp boşluğa tükürdü. ''Ne yapıyorum?'' dedi yabancı bezgin bir ifadeyle. ''Ne yapıyorum ben ya?'' ''Neyse, peki. Seni buradan kurtarmaya çalışacağım.'' Oysa bunun ikimiz için de ölümcü sonuçları olabileceğini biliyorum.'' Ama başarırsam sen de bana bunun karşılığında Yurga başını eğdi. Gözyaşlarını güçlükle tutuyordu. Siyah pelerininli yabancı bana diye devam etti hemen. Evde karşılaşacağın ve hiç beklemediğin bir şeyi vereceksin. Buna yemin eder misin? Yurga iç geçirdi ve başını hızla evet anlamında salladı. Güzel yabancı alnını buruşturdu. Şimdi geri çekil. En iyisi yeniden arabanın altına çök. Güneş birazdan batar. Atından atladı. Pelerinini omuzlarından çekip aldı. Yurga, yabancının göğsüne çaprazlama taktığı kayışın sırt kısmında bir kılıç taşıdığını gördü. Silahını bu şekilde taşıyanlarla ilgili sanki bir zamanlar bir şeyler duymuş gibiydi kalçaları örten, gümüş zımbalarla bezeli manşetleri olan siyah deri tünik, yabancının Novigrad'dan ya da çevresinden geldiğine işaret edebilirdi. Ancak bu giysi modası son zamanlarda özellikle gençler arasında oldukça yaygınlaşmıştı. Gel gelelim yabancı, genç bire değildi. Yabancı atının eğer torbalarını çekip indirdi ve arkasına döndü. Göğsündeki gümüş zincirin ucunda bir madalyon sallanıyordu. Koltuğunun altına yuvarlak, küçük bir çantayla deri ve kayışlarla sarılıp sarmalanmış uzunca bir çıkın sıkıştırmıştı. "Hala girmedin mi sen arabanın altına?" diye sorup yaklaştı. Yurga madalyonun üzerinde kocaman, ağzı açık, köpek dişleri görünen bir kurt kafası olduğunu fark etti. Ansızın anımsadı. Siz ''Vitcher mısınız efendim?'' Yabancı omuzlarını silkti. ''Bildin, Vitcher'ım. Şimdi arabanın karşı tarafına çekil. Başını sakın dışarı çıkarma ve sus. Biraz yalnız kalmalıyım.'' Yurga denileni yaptı. Pelerinine sarınıp tekerleğin yanına sindi. Ne arabanın diğer tarafında yabancının ne yaptığını ne de uçurumun dibindeki kemikleri görmek istiyordu. Bu yüzden gözünü çizmelerine ve çürümüş köprü kalaslarının arasından büyümüş yıldız şeklindeki yeşil yosunlara baktı. Witcher güneş battı. Ayak sesleri duydu. Yabancı arabanın arkasından ağır ağır çıktı. Köprünün tam ortasına gelip durdu. Arkası dönük olduğu için sırtında taşıdığı kılıcının az önce gördüğü kılıç olmadığını Yurga fark etti. Güzel bir silahtı. Sapı, topuzu, hatta kının kaplaması bile yıldızlar gibi yanıp sönüyordu. Oysa hiç güneş ışığı kalmamış, ormanın üzerindeki akşam kızıllığı bile sönmüştü. Efendim! Yabancının yüzü bembeyaz olmuştu. Suyunu çekmiş, üzerinde delikler açılmış peynir gibiydi. Hele gözleri! Tanrılar diye içinden çığlık attı Yorga. Gözleri geç arabanın arkasına, derhal dedi yabancı boğuk bir sesle. Yurga'nın az önce duyduğu ses değildi bu. Tacir mesanesinde korkunç bir baskı hissetti. İyice sıkışmıştı. Yabancı arkasını dönüp köprünün üzerinde ilerledi. Witcher. Arabanın kenarına bağlı olan at burnundan soludu. Kişnedi. Nallarını kalaslara vurdukça vurdu. Yurga'nın kulağında bir sinek vızıldamaya başladı. Tacir sineği kovalamak için elini bile oynatmadı. Derken bir sinek daha vızıldamaya başladı. Uçurumun karşı kıyısındaki çalılıklarda sineklerden bulutlar oluşmuştu. Hepsi birden vızıldıyordu. Ve uğulduyordu. Yurga canı yanıncaya kadar dişlerini birbirine geçirdi ve gördüklerinin sinek olmadığını fark etti uçurumun bodur bitkilerle kaplı sırtındaki karanlıktan küçük ve şekilsiz silüetler fırladı. En fazla bir buçuk metre uzunluğundaydılar. İnanılmaz sıskaydılar. Bir deri bir kemiktiler. Tuhaf bir yürüyüşleri vardı. Sanki sırıklar üzerinde ilerliyor gibiydiler. Kemik bacaklarını ani hareketlerle havaya kaldırıyorlardı. Yarık içindeki düz alınlarının altındaki gözlerinde altın sarısı bir ışık vardı. Geniş kurbağa ağızlarının içinde bembeyaz, sivri, kazma dişler dizeliydi. Tıslayarak yaklaştılar. Köprünün ortasında heykel gibi duran yabancı, ansızın sağ elini kaldırıp parmaklarına tuhaf bir şekil verdi. Küçük gövdeli canavarlar geriye doğru kaçıp daha yüksek sesle tıslamaya başladılar. Ama sonra yeniden öne doğru saldırdılar. Kemikli uzun pençelerini havaya kaldırıp hızlı, daha hızlı ilerlediler. Sol tarafta pençeler kalasları tırmalıyor, bir sonraki canavar köprünün altından fırlıyor. Yenileri de akıl almaz hamlelerle hücum ediyorlardı. Yabancı oracıkta döndü ve ne zaman çektiği anlaşılamayan kılıcı parıldadı. Köprüye tırmanmakta olan canavarın kafası bir kulaç geriye uçtu. Ardından kanlar fışkırdı. Ak saçlı, diğerlerinin bulunduğu kalabalığın tam ortasına atladı. Yıldırım gibi döndü ve kılıcını hızla sağa sola salladı. Canavarlar jilet gibi keskin kılıcı aldırmadan pençelerini sallayarak ve uluyarak yabancının üzerine her yönden hücum ettiler. Yurga bedenini arabaya yapıştırıp büzüldükçe büzüldü. Ayaklarının dibine düşen bir şeyden üzerine kan sıçradı. Uzun, kemikli, her yeri tırnaklı bir pençeydi bu. Tavuk bacağı gibi nasırlarla kaplıydı. Tacir tiz bir çığlık attı. Yanından hızla bir şeyin geçtiğini hissetti. Büzüldü. Arabanın altına saklanmak istedi ama başka bir şey ensesini kavradı ve tırnaklarla dolu bir pençe şakağına ve yanağına yapıştı. Tacir gözlerini eliyle kapadı. Böğürerek ve başını iki yana sallayarak ayağa fırladı. Kalasların üzerine saçılmış cesetlere basıp tökezleyerek köprünün ortasına doğru yürüdü. Köprüde mücadele kızışmıştı. Yurga, gümüş kılıcın içinde pırıl pırıl parladığı fokurdayan bir çember, bir yumaktan başka bir şey görmedi. "İmdat!" diye haykırdı ve sert tırnakların kapşonunu delip başının arkasını oyduğunu hissetti. İndir kafanı! Yurga çenesini göğsüne bastırıp parlayan kılıca göz ucuyla baktı. Kılıç havada vızıltıyla uçtu, kapşonunu sıyırıp geçti. Yurga iğrenç ve ıslak bir gıcırtı duydu. Derken sırtına bir kovadan boşalırcasına sıcak bir sıvı aktı. Ensesine asılı kalan cansız yükün ağırlığıyla dizlerinin üzerine düştü. Üç canavar daha gözlerinin önünde köprünün altından fırladı. Çekirgeler gibi zıplayarak yabancının üstüne çullandılar. İçlerinden biri açık duran ağzına ani bir darbe yedi. Dimdik bedenle bir parça daha yürüdü, sonra pat diye kalasların üzerine yığıldı. Kılıcın sivri ucunu yiyen ikincisi nöbet geçirircesine seyirdikten sonra devrildi. Ak saçlının çevresini diğerleri gibi karıncalar misali sarıp onu köprünün kenarına doğru itmeye başladılar. Bir başka canavar kümeden çıktı. Bedeninden kanlar fışkırarak, titreyerek ve böğürerek arkaya doğru devrildi. Yek vücut olmuş küme işte o anda kendini köprünün kenarlarında buldu ve uçuruma yuvarlandı. Yurga kendini yere bıraktı. Kollarını başına doladı canavarların köprünün altından gelen zafer böğürmeleri çok geçmeden uçarcasına gelen kılıçla bölünüp acı dolu çığlıklara dönüştü. Ardından karanlığın içinden taşların çıkardığı gümbürtüler ve basılıp dağılan kemiklerin çatırtıları, hemen ardından da yeniden uçan kılıcın cızırdaması ve kan dondurucu bağırışlar duyuldu. Derken başlayan derin sessizliği, dev ağaçlardan oluşan ormanın derinliklerinde Korkmuş bir kuşun ani çığlığı böldü. Sonra kuşun da sesi kesildi. Yurga yutkundu ve güçlükle ayağa kalktı. Ortalık hala sessizdi. Ağaçlar bile hışırdamıyordu. Koca ormanın korkudan dili tutulmuştu adeta. Gökyüzü bulutlarla kararmıştı. Hey! Tacir döndü ve korunmak için içgüdüsel bir hareketle ellerini kaldırdı. Witcher karşısında duruyordu hareketsiz ve simsiyah parıldayan kılıcı tuttuğu elini indirmişti. Yurga Witcher'ın dik duramadığını, biraz yana eğildiğini fark etti. Efendim, neyiniz var? Witcher yanıt vermedi. Sol bacağını sürükleyip güçlükle bir adım attı. Elini uzatıp arabaya tutundu. Yurga siyah ve parlak kanın tahtalardan süzüldüğünü fark etti. Yaralısınız. Witcher yanıt vermedi. Tacirin doğrudan gözlerinin içine baktı. Ansızın arabanın kasasının üstüne devrildi. Ağır ağır köprüye doğru kaydı.